Selam arkadaşlar. O da videoma hoş geldiniz. Şimdi demiştiniz ki konuşmayı unuttum. Demiştiniz ki dağınık bir odayla vloğunu çek. Ben de öyle yapıyorum şu anda. Hatta şey yaparım. Bir dağınık oda vlogu ondan sonra başka bir videoda da düzenli bir oda vlogu çekeceğim. Ama tabii ne derler? Pencereden ayna yaptım kendime. Bu tabii bir zaman alacaktır. Yani odamın düzenlenmesi hali. Birazdan göstereceğim zaten koltuk falan var onu kaldıracağım. Bazı ekipmanlar falan alacağım bozuldu. Neyse şöyle başlayalım. Bütün her şeyi tanıtacağım. Şimdi şöyle bir neyimiz var. Soba. Bacazımız var ama şu an kullanılmıyor. Yazın oldu zaten ya yaz geliyor. Kışın aslında bunu takmak gerekiyordu da soğukta işte olduğu kadar şey yapmaya çalıştım. Her neyse yatağım bu şekilde. Böyle bir yastığım var. Böyle kulaklık falan. Yatağımın altında şey var. Böyle ısıtıcı var. Böyle fişe bağlanıyor. Bu şekilde uyuyorum. Yani ısındıktan sonra takıyorum onu işte. Isınıyorum yani sonuç olarak fazla uzatmaya da gerek yok. Böyle çift katman yorgan. Bir de böyle pike gibi bir şey var işte. Tek kişilik yatak normalde. İki kişilik yatakta da yatıyordum. Bu odaya transfer oldum. Burada tek kişilik yatağım var. Peki de öyle devam edelim. Burada kameramın şarj aleti ve bataryası görüyorsunuz. Orada cüzdanım var işte. Böyle birazcık paralarım var. Çok da fazla değil. Ne kadarmış? Bakayım. Böyle 10 ve 20'liklerden oluşan. İlk maaşımı çektim. Böyle işte. Ya bu yatak şey bu ne derler bu? Koltuk işte falan. Resmen tek başıma yaşayacağım. Şey, konuşmayı unuttum ya. Neyse. Bu koltuk buradaki kıyafetleri kendine çocuk edinmiş. Yani başka da bir işe yaramıyor. Bunu burada kaldıracağım. Yatağı oraya almayı planlıyorum. Burada boş kalır ya da işte kamerayı falan oraya koyarım. Çünkü kamera biraz uzak çekim yapıyor. Uzak çekim yaptığı için de yani uzağa kurmam gerekiyor kamerayı. Tripoda yine geleceğiz. Burada işte pantolonlar. Öyle bir böyle hoodim var. Hood. Kapşonlu işte. Öyle bir enstrüman var. Sipsiye deniyor, acıbın deniyor artık ne dersin de. Öyle ses çıkıyor işte. Kendim göstereyim. Ama bir tane daha varmış. Bak bundan daha güzel ses çıkıyor. Tekelde canım. Neyse. Buradan şöyle güzel bir pantolon. Kaç 90 lira mı almıştım. İnce bir pantolon. Güzel vücudu sarıyor. Şöyle bir dede ceketi var. Sonuç olarak burası kıyafetlerin olduğu yer. İplik falan varmış. Ne arıyorsam orada artık. Bu askerlik izin belgem. Şu an bok aramıyor askerim bitti zaten. Böyle pantolonum yine bir. Pantolon da seviyorum. Böyle bacağı böyle sarıyor böyle hoş görünüyor. Burada diğer bir montum. Mont kaynıyor burada. Her neyse böyle şimdi ışıklarım var böyle. LED'ler. Onun kumandası nerede? Bakayım. Oralarda mısın kumanda?
Yoksun. Neredesin? Neyse abi, ekip oluruz sonra. Dediğim gibi burada ışıklandırmalarım var. Ama daha uzundu da işte balans koptu falan işte. Yapacak bir şey yok. İşte burada piyano var. Piyanoyu işte, yani ok, piyano, midi klavye, ne diyorsanız deyin. Onu işte normalde bilgisayara takıyorum. Hem bilgisayardan işte hoparlörü bağlayıp çalabiliyorum, hem de buradan direkt power tuşuna basınca da ses geliyor. İşte bir şeyler sesini değiştirebiliyorsun. Çok da çalmayı bilmiyorum açıkçası. Yani öğrenme aşamasındayım. Böyle işte LED'lerin iki farklı bağlantı için şey var, işte bağlantı uzatma ara kablosu tarzı bir şey var. Buradan bir tane şey geliyor. Televizyon bağlantı kablosu gibi tarzında bir şey geliyor. Böyle uzatma kablom var. Böyle kapatıp açabiliyorsun. Devam ediyorum. Burada bir şişe var. Bu şişe nedir derseniz, bu şişenin içine sıcak su koyuyorsunuz ve ayağımın altına koyuyorum. Yani beni ısındırıyor bilgisayar başındayken. Evet, geldik önemli kısma. Şimdi öyle bir gitarımı görüyorsunuz. Horozlarımız dışarıda ötüyor. Şöyle koyayım. Burada böyle bir pembe panterim var. Yanında da kankisi var. Böyle bağlanmış böyle. Kalp bağı yapmışlar. Köpek var işte yanında. Başka telefonumun şeyi, ne derler? Kabı var işte orada. Burada bayağı bir kablolar falan var. İşte oyun kolu var. Başka bu işte binbaşıya da yetmişti bana askerdeyken. Nedir bu? Bileklik. Böyle ötüyor falan işte şeyde. Saat başında falan işte diyor. Spor yap, uyu falan diye, ama çalışmıyor işte. Normalde bir program var. Program koyuyorsunuz. Programdan sonra işte ayarlayabiliyorsunuz, ama o program batmış, yani şirketi battığı için çalışmıyor. Sonuç olarak uzatmaya gerek yok. Böyle bir şeyim var, ne derler, GoPro'm var. Bu GoPro normalde işte, nasıl anlatayım, bu GoPro hani benim ilk bu video, yani bazı videolarla çekiyordum, sonra çalışmaya başladı, bozuldu falan. Hatta bir videomu küfürlü bir şekilde bunu kırıyordum. Tam olarak kırmıyordum ama yani biraz kırıyordum. İşte orada işte mikro SD kart şey kabloları. İşte bu neymiş? İşte GoPro'nun işte sabitleme cihazı. Burada bir cibicibimiz var. Dalin'den almıştım. Yani Dalin hediye etmişti. Şöyle güzel bir saat. Uzun yıllardır çalışıyor. İşte tıraş makinesi var işte, jilet askere giderken almıştım. Yani uzun aylar boyunca kullanacağımı zannetmiyorum. Sakal uzatıyorum çünkü. İşte jiletler falan var işte burada. Arada işte kendim jiletliyorum. İşte bu da bir kamera. Yani gizli kamera tarzı bir şey bu. Çalışmıyor herhalde, anlamadım. Okey, buraya geçiyoruz. Şöyle yukarı gelelim. Burası da benim ne derler, süs yerim gibi bir şey. Videoda hani bir ara izleyenleriniz bilir, ses çıkmıştı, hani cinler bastı falan diyordum. Böyle bu alınan reklam verebilirsiniz tarzı komik bir şey yapmışım. Bu da benim işte küçüklüğüm. Yani sünnet falan işte. Şöyle göstereyim. O işte o cin videosunda şu fotoğraf düşmüştü. Onun için işte ses gelmişti bayağı. Pardon. Devam ediyorum.
oyuncaklar falan var işte. Afyon'dan aldım bu oyuncakları. Süs olsun diye böyle koyuyorum, koydum buraya. Askerler işte, arabalar var. Bunun içinde fanus aldım, içine şey koydum. Misket, paralar mı buraya dizdim. Böyle zıplayan toplarım falan var. Burası da bu şekilde işte. Üst tarafa dediğim gibi böyle şey yazmışım. Yine unuttum ya, Türkçem yine indi. Tablo, çerçeve, çerçeve falan astım işte bu şekilde. Burada böyle bir dolap yani. Okay, geldik buraya. Şimdi şuradan devam edeyim. Şimdi şunlar kendim yaptığım softboxlar. Nedir softbox? Böyle ışık falan var içinde. Işığı şu açtığında dört farklı yere veriyor ve daha geniş bir alanda, yani bir ampulden dört ampul gibi bir şey üretiyorsun. Ön tarafına bunu şu tüllerden koyuyorsun ki yani gözünü almasın diye, gözünü sikmesin diye işte. Her neyse. Tabii şu an tripod lazımdı bunların arkasına. Onu yapamadık. Bir tane yaptım. Sonra düştü işte. Yine bir videoda vardı işte, fakir doyurdum 2'de galiba, evet. 3'te de olabilir, aynen 3'te. Fakir doyurdum 3'te. Çekirdekçi dediğimiz videoda işte kırıldı. Arada kırılıyor. Deri de burada işte. Bunları bir ara tamir edeceğim ve kullanacağım. Şu an zaten yer yok. Hani bunları koyacak yer yok. Bu yine unuttum ya oğlum, buraya bakınca bunu diyorum. Kanepe ya, kanepe, koltuk, koltuğu kaldırıp yatağı oraya alacağım ve bu softboxları da buraya koymayı düşünüyorum. Yani neyse, böyle bir bilgisayarım var. Lenovo 12 bin liraya satıştaydı. Ama şey, teşhir ürünü olarak aldım ben. Nedir teşhir ürünü? Yani bunu hani siz Teknosa gibi mağazalara gidip kullanıyorsunuz, yani kullandığınız ürünler oluyor. Onları almıştım. Onlardan almıştım. Normalde touchpad'lerinde bir şey oluyor. Çizikler falan oluyor genelde. Benim aldığımda çizik falan yoktu. Bu arada şu zırıltı yapıyor, şunu kapatacağım. Tamam, biraz daha rahatladık. 12 bin liraydı bu, 8 bin liraya düşmüştü teşhir ürünü olduğu için. Bu şekilde bilgisayar, Lenovo güzeldir. Sıkıntısı şu, çok fan sesi yapıyor. Şöyle bir bilgisayar. Özellikleri fena değil. Kaç, 1080 mi, GTX 1080 mi ne vardı işte ekran kartı olarak. Şu an ekranı görünmüyor. Çünkü yukarıdaki ekrana bağlı. Bu şekilde bağlantı kabloları falan var. Buradan ekran dönüştürücü aldım. O şekilde ekrana bağlantı yapıyorum. Çünkü şey, HDMI kablosu buraya girmiyor. Buraya VGA giriyor. Onun için bağlantımı o şekilde bir dönüştürücüyle tamamladım. Bunu kapatayım. Başka da burada gösterecek bir şey yok işte. Kamera çantası falan var. Böyle gereksiz çantalar var. Böyle tıraş kutular var. Başka, buraya gelelim. Burada üstteki gördüğünüz büyük, yani beyaz kutu gibi olan power supply deniyor. Normalde kasaların, bilgisayar kasalarının arkasına koyulup şu kablolar yardım, yani kablolardan elektrik veriyor. Fişten gelen enerjiyi 120 voltu işte burada 15 volta, 12 volta falan düşürüyor. Bu şekilde kullanılıyor. Yani mesela işte ekran kartına, işte işlemciye bu şekilde kablolarla bağlantı sağlanıyor. Ama bunlar tabi bilgisayar kasasından söküp bu şekilde amfiye bağladım. Amfi nedir? Ses seviyesini yükseltmek için kullanılıyor bu hoparlörlere. Daha fazla güç veriliyor. Daha fazla müzik sesi duyabiliyorsunuz işte. Böyle bağlantılar burada. Bunlar subwoofer'a gidiyor. Bunlarsa hoparlörlere gidiyor. Burası da güç yeri. Tamam. Bunu 100 liraya almıştım. Yine ikinci el aldım.
Subwoofer'ım var burada. Diğer taraftan da gösteririm. Şey koltuk çekeyim. Baya bir kirli gördüğünüz üzere. Onu Rize'den getirmiştim. Şu an pazar içerisindeyim. Böyle baya bir 30 kilo falan var. Böyle yükledip böyle omuzlayıp şehir içinde onu gezdirmiştim. Okey, kalkıyorum. Böyle burada kameram beni bekliyor. Nikon D3300. Böyle bir şey. Genelde bu lensle kayıt alıyorum. Bu lens 1.8 diyaframlı. Böyle manuel bir lens. Yani odaklamasını kendiniz yapıyorsunuz. Otomatik olarak odaklamıyor. Yine de çekim kalitesi daha güzel. Bir şu lense göre bu lens normalde şeyle geldi. Yani kendi stok olarak geliyor bu. Fotoğraf makinesini toplamda işte şu lensle birlikte kaç 1300'e mi almıştım, 250 mi 1300'e. Bunu da 400 liraya aldım sadece bunu. İkinci el hepsi. Burada bazen telefonla kayıt alıyorum. Mesela işte Sims video falan bunu alıyorum. Böyle bir tripodum var. Böyle isterseniz buna şey koyuyorsunuz. Kamerayı şöyle bağlayabiliyorsunuz. Kamera bağladığınız yerde şu altında olan şey onu çıkıyor, çıkabiliyor. Eğer onu yani onu ya hepsiyle beraber buna takıyorsunuz ya da altındakini çıkartıp üstüne bunu takıyorsunuz. Telefonu öyle bağlayabiliyorsunuz. Tripod da fena değil. 50 liralık tripod işte. Şöyle aşağı yukarı falan gidiyor. Şöyle sağa sola dönebiliyor. Şöyle dik çekim yapabiliyorsunuz. Bu şekilde ayaklar uzuyor. Bir kat daha uzama şeyi var. Katlanabiliyor falan işte her neyse. Böyle bir bantım var en son. İşte softboxları yaparken kullanmıştım. Monitörüm bayağı bir uzun süredir bende. Bir keresinde babam kızmıştı. Monitörü camdan aşağı fırlatmıştı. O günden beri yaşıyor yani, sıkıntı yok. Çalışıyor. Böyle. Burada hoparlörlerim var. Hoparlörler. Dedemin kardeşine şey yapmıştım. Yardımcı olmuştum. O bana hediye etmişti işte. Mobilyalar taşıması için yardımcı olmuştum. İşte amfiden çıkan kablolar bu şekilde. Diğer tarafta güç kısmıydı. Arka taraf, bu tarafta sesin girdiği kısım. Ses buradan giriyor. Şöyle devam edersek şu kablo öyle geliyor. Bu kablodan ses kartına giriyor. Yani ses kartından çıkan ses buradan amfiye geliyor. Amfiden de buradaki araba sistemine giriyor subwoofer olarak. Hoparlör olarak da bu iki hoparlöre giriyor. Normalde benim şu ekran kartı şey ses kartım vardı. Ne oldu sonra? Bozuldu. Sonra ne oldu? Şunu aldım. Ne oldu? Bu da bozuldu. Şu an tane mikrofon yani mikrofon derken ses kayda alamıyorum. Çünkü cızırtı yapıyor falan, çekilmez oluyor yani. Beğenmeyeceğinize eminim, onun için bilmiyorum ne yapsam. Yeni bir ses kartı alacağım ya da mikser tarzı bir şey alacağım, emin değilim. Bakacağız yani o işe. Başka? Burada ne var? Böyle. Şöyle. Soyadım. Tanıdık işte, monitörüm böyle burada. Bu şekilde. Şu an beni dinliyorsunuz. Diğer kanalı bilmeyenler de şöyle bakabilir. Bu bazen yani bir şeyler atıyorum bu kanala işte.
Çoğu zaman atmıyorum da bazen atıyorum işte. Yeni bir klip çektim, onu normalde neydi, net diye falan gönderdim. En son şey geldi, 2645 Rekord mü, öyle bir şey. Çağatay Akman'ın ünlü de kanal var ya, işte oraya attım. Onlar işte gönderin klibini falan dediler. Sonra bir yanıt gelmedi yani. Büyük ihtimalle kendi kanalıma atarım diye perde dinleyebilirsiniz. Perde arkasında büyük ihtimalle oraya zaman atarım. Burada çarmıha girmiş olan bir ayıcık var. Başka şöyle bir bayağı bir eski benden önce yapılmış bir tablo tarzı bir şey var. Böyle kapalı bir şekilde. Ha, ne kaldı başka? Şöyle bir anahtarlık var. Resul ismim. Orada bunu Çin'den almıştım. Birkaç sene önce. Birkaç sene önce değil, bir böyle 6-7 sene önce vardır. Samsung SR850 mi neydi, o tarz bir şeydi. Yazıyor mu? Yazmıyor, neyse. SR950 aynı. Başka kartım var. Bunu göstermeyelim. Zaten para yok içinde. Böyle King. Bu sıra bunu içiyorum. Başka başka ne kaldı? Bir şey kalmadı herhalde. Tornavida falan var. Böyle amfilerden yapıyorum. Onun haricinde halı var. Birkaç kablo var. Şunun içinde neler varmış? Bunun içine girersek galiba çıkamayız. Eski Zümrüt paketlerim. Böyle bayağı bir ton gitarın kablosu falan var böyle. Bayağı bir şeyler var işte burada. Gereksiz bir tane şey buraya koymuş. Bu şekilde yani adam böyle. Güzel bindirince bir vlog daha atarım yani, kısa olur bu seferki büyük ihtimalle. Bu vlog bayağı uzun sürdü. O da öyle o. Burada ne varmış? Bornozum varmış. Böyle Acemi Birliği'nde de, Acemi Birliği'nden kalan böyle imzalı bir ne diyorlar buna? Filama mı, pijama mı, öyle o tarz bir şey diyorlardı. Fanila, fanila. Pardon, fanila değil. Ne, tişört işte, neyse. Böyle insanlar böyle yazdılar işte, arkadaşlarım. Böyle bizle ilgili şeyler yazdı. Mesela büroya ben var yazmış. Yani askerde işte şey yapıyordum. Yemekler veriliyordu. Portakal falan, onları bir cebime dolduruyordum. İçtimada falan yiyordum, onun için böyle yazmıştı. Böyle bir ton şey var işte. Üniversite arkadaşım, aynı bölüye katıldık. İşte bilgisayar mühendisiydi, o da aynı koda bakıp aynı silahı tatmak tarzı bir şey yazmış. Soruya soruyla karşılık vermeye cevap ver demiş. Güzel şeyler var işte. Bu da amcamın aldığı bir ceket. Güzel cekettir. 1000 lira falandı. 500 lira falan aldı yani, böyle indirim yaptırdı. Mavi bir ceket. Bu şekilde arkadaşlar. O da öyle oğlum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Orgeye zamanla kalın. Hadi bay bay, görüşürüz.